Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin selavat. Bayağı etkilendim ha. Amerika'da. Bayağı. Ne dedi biliyor musun? Ben bir Müslüman kiliseye girer mi dedi. Dedim ki ben orada namaz kıldım dedi. Bir de sen geldikten sonra sordu aynı. Ondan sonra babası vefat etmeden önce 94 yaşında. Kabul etti, şey yaptık ya orada görüştük vefattan önce. Katolik, kendisi Katolik olduğunu da söyledi. Biz kabullendik böyle sarıldık vesaire. O çok bizden arkamızda demiş ki bir Müslümanın bizi kabullenmesi, dışlamaması, gelip tokalaşması çok demiş mükemmeldi diyor. Bak gelmiş ziyaret etmiş. Burayı ziyaret ediyor. Amerikalı şeydi, subaydı değil mi babası burada? Hmm. Savaşmış. Asker adı. İkinci Dünya Savaşı'nda kalmaydı. Hatta Obama bile mektup yazmış. Obama mektup yazmış. Bak onu buna göndermiş Obama. Buna Obama mektup yazmış. Bu normal bir adam değil yani. Meşhur bir basketçi değil mi? Evet. Basketçi. Basketçidir. Neler sordu ya. Üç yüz görmeden, nerede? Bir saati geçti değil mi? Hemen geldi. Bir saatten fazla oldu. Biz, o dedim, hanımıyla neler sordu? Vay be. Müslüman? Mikail adı var. He. Bir daha bunun ismi sade dedi, onu söyleyeyim de ondan sonra. Cennette dedi, birbirimizi görecek miyiz dedi. Gidersek. Yani öldüğünce tamam ayrılacak mıyız dedi daha. Babası. Babası. Onun için şey yapıyor. Evet baba. Gördün mü burası kıpkırmızı oldu. Evet. Buralar hep daha. Onun seni göreceğiz deyince zaten. Ben ondan sonra dedim ki bir umumi cennet var. Bir hususi var. Ondan sonra umumi cennet bir hemen hafen gibi. Hususi cennet senin evin gibi. Dedenin, dedesinin, dedesini. Ta Adem Aleyhisselam'a kadar hepsini göreceksin. Ondan sonra buraları şuradan yukarı fark ettin mi? Kıpkırmızı oldu. Yani adam bitti. Düşünebiliyor musun? Anneni göreceksin. Sen ben o niniyle büyüdük ya İslam'la. Sonra şeyi söyledi. Söylemek istedim ben. Yaşları 33 erkek olacak, 18 kadın olacak. Bir de unutmadan çocuğu sordu vefat eden 3,5 yani, yaşında. 3 yaşında çocuk. 3 mü? Ondan sonra yani peki annem 18 olacak sen 33. Yani biraz garip seyecek zannettim. Sormadı ama ben izah etmek zorunda kaldım. Einstein'ın şöyle bir teorisi var dedi. Annen seni doğurdu. 1 yaşındasın. Annen 20 yaşında. Tamam. Işık hızıyla hareket eden bir torpitoya binse. Torpito, füze, roket. Tamam mı? Bak Einstein. Ki bu fiziksel. Yani Einstein'dan ama bu doğru ya. Yani. Işık hızıyla hareket ediyor. Torpitonun için. Roketin içine. Roketin içine binse. Anne kaç sene? 20 sene gitse dünyanın tarihine göre. Işık hızıyla hareket ettiği için anne 20 sene gitse, 20 sene sonra gelse anne 21 yaşındadır, çocuk da 21 yaşındadır. Anne yaşlanmaz. 1 yaş geçer. Ve çocuk 1 yaşında bıraktığı çocuk 20 yaşında olur. Anne ile eşit olur. Ama gene dünya. Dünyada bile hareket insanın yaşını değiştiriyor. Ha? Ama ruhlar farklı. Tamam. Dolayısıyla annen 18, sen 33 olman o. Ondan sonra çocukla ebedi beraber olacaksınız. Kucağına oturacak. O da çok hoşuna gitti. Demek birisi ölmüş ki onu sormadı. Muhakkak sormadı. 3 yaşında bir çocuk ölse birisinin o dinisi bizim İslam'a göre nedir diye sordu. Cennet çocuklarıdır. Senin ebedi sen orada çocukları seveceksin.
Bir de şefaatçi olacak dedin ya. Ha şefaatçi, ha. Çocuk tuttu, o da acayip yine gitti. O da acayip yine gitti. Oo, bu çok garip, o da acayip gitti. Mesela sen cehennemliksin. Çocuk 3 yaşında öldü cennette. Onu Almancasını yapamadılar değil mi? Hanımı çeviremedi. Bulut çağı mı? Yani çevirdiniz mi? Çevirdim. He. Ondan sonra 3 yaşında vefat etti cennette. Anne baba cehennemde diyelim. Böyle nasıl bakıyordu o anda? Hı. Böyle zaten dev gibi adam. Böyle bakıyorum, böyle bakıyorum ne olacak? Şimdi çocuk tutturdu, ben anne babamı görmek istiyorum. Hemen kadın çevirdi. Şimdi Allah der mi ki git cehennemde, çocuğa der mi ki git cehennemde anne babanı seyret, otur çay için. Olur mu Allah'ın rahmetini? Olmaz. Ne yapacak? Mecbur anne baba buraya gelecek. Cennette çocuğunu görecek. Cennete giren bir daha çıkmayacak. Adam, okey, okey. Şöyle yapıyor, bir tane yapmıyor böyle. Okey. Böyle sizi düşünüyor. Okey, okey. Yani üzüntünü yerine sevgi, sevinç aldım. Aa, öldüğüne aşını seviniyor. Kim ölmüşse. Ama gördüm ciddi. Dizine vuruyor. Okey, okey. O zaman dilediğin gibi yaşasın şimdi. Değil mi? Ama bir tane daha minik kesti. Bir tane daha minik. Bileti kesti. Ama bilerek olursa o çocuğu hatırlatmaz. Layık değilse Allah hatırlatmaz. Ama bunlar layık. Ama sen bunu biliyorsun, istediğin gibi yaşarsan o çocuğu hatırlatmaz, çocuk istemez. Şeyde zaten söylüyor abi, eğer diyor sultana itaati varsa diyor. Evet, şu kablayı çekebilirsin eleçeği, buna gerek yok. Heh. Evet, sultana itaati varsa. İtaati varsa, o da evet. Namazı bir şey falan varsa. Evet, öyle dursun. Şimdi madem şey yaptık, bir hamdla şükür okuyayım size. Hamdla şükür. Hem de saatimiz çok geçti. Yani ne kadar şükretsek, tamam mı? İnsan yapardık ama bu şeyde bir hamdla şükür arasında, hamd nedir, şükür nedir, bak bir bakalım. Olur mu? Veya zaman, şimdi zaman olur mu zaman dersi? Yok. Bu hamdla şükür yapalım. Hamdla şükür. Biz sana açmıştık aslında abi oraya ama. He? Üçüncü levhayı açmıştık ama. Peki. Ne o, zaman mı? Yok. Ya bak. Ben kendim açtım zannettim. Yok abi biz koyduk oraya onu. Öyle mi? Peki. Ben kendim hani başlarsın derse hemen direkt oradan. Tamam. Peki. Ya bak, üçüncü lemayı açtım. Dokunmayacağım. Allah Allah. İkinci nükteden başlıyorum. Siz böyle koydunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli şeyin halikunil avacalehum mülk ve ileyhi turcaun. Ders değil mi ya? Cuma namazı gibi oldu abi. Bazen elhamdülillah, hamdül kamilin ve salatu ve selam aleyhi. Bu böyle bazen devre karışıyor biliyor musun? Ona diyorum ki şey yapıyorum, çünkü kutlayı zannetiyorum da. Bazen şey... Ve aleyküm selam ve ebleyen nizam, kelamullahi melikil azizel alam, kemakalallahu tebareke ve teala fikiren falan adama sayıyor, adam garip garip bakıyor, bizde sistem bitmiş yani. İkili de öyle karşıladım bir tanesini bir gün. Öyle karşıladım. Varmadım. Sonra bozmamak için dedim ki ya ben sana böyle yaptım, oysa hiçbir şey bilmiyorum. Alıştık ya şimdi. Tabii benim sisteme... Baksana karşı ne cins insanlarla başlıyorum. Bak sen, okey, okey. Ya İslamiyet güzelmiş ya. Adam şimdi acayip. İyi ki ezberlemiş, karısı ezberledi. İyi ki varsın Neselice. İyi ki varsın. Değil mi öyle diyor. O ne ezberlemiş? Bazı ama ne dedi? Korkutuyor. Bazı hocalar korkutuyor. Korkutuyor diyor. Suratı gülmüyor diyor. Bizi diyor şey yapmıyor diyor. Yani o da işlere karşısı. Ama sen bizi gülüyorsun dedi. Hep bize şey yapıyor, sarılıyorsun. Hep bize şey gösteriyorsun dedi. Bize iyilik şeyleri anlatıyorsun. Onu söyledi biliyor musunuz? Vay be. Obama'nın mektubu var buna. Bizde o mektubu aldı, açar ki açtı, ağlıyordu. Obama, biz de içeriye gittik dükkanla. Öyle tanıştık değil mi? Hmm. O duygularla bize sarıldı, tanımadı ağlıyor, şak diye sarıldı. Siz Obama ile geldiniz dedi. Obama'nın mektubuyla. Başladı ağlamaya abi. He? Başladı ağlamaya. Başladı koca adam. Biliyorsun da gördün. Hüngür hüngür ağlıyor. Obama'dan mektup gelmiş. Babası şey ya,
Amerika'nın son askeri burada. Son askerdi galiba bir hemen haberinde. 94 yaşında. Daha bir 50 isim. Sene buradaymış. Evet. 50 sene. Ondan savaştan sonra gitmemiş. Obama ona mektup göndermiş. Bu da babasıyla falan. Mektubu açarlarken biz de giriyoruz, selam veriyoruz. Hüseyin Barack Obama, Hüseyin Müslüman da biz de bir selam verdik falan. Derken böyle hoca, o beni görünce Obama'yla özdeş yapmış. Abi sanki bizi bekliyor gibi yani senin ha. gibi birisi bekliyor gibi dedi. Ha, öyle dedi. Ha dedi. Onu. Öyle bir şey var. Ha, ben dedi böyle bir şey bekliyordum. Bekliyordum dedi yani biz girdik içeri o zaman. Evet. Ben diyor bir şeyler olacak. Böyle birisini bekliyorum. Bir de ne yapıyor onu da atayım. Dükkan açarken Bismillahirrahmanirrahim Hasan Hoca saygılar günaydın falan böyle. Öyle dükkan açıyorum diyor. Yani bereket duası. Ne yapsın? Non commentare abi. Yemek yok artık. Benim sistem bugün şey. İkinci nükte. İnsanın fıtratında tam daha siz biliyor muydunuz bana ne soru sorduğunu aşağıda? Bak açtığınız aynı yer. Allah razı olsun. İnsanın fıtratında bekaya karşı şiddet bir aşk var. 3 yaşındaki çocuğu ne olacak diyor o. Yani God diyor, Allah diyor kötülük yapmaz. Ama bir şey için almıştır diyor adam. Diyor ki sence niçin almıştı? Seni orada kurtarmak için. Bitirmiştir abi. Tabii seni orada kurtarmak için. O şu yatağını görecektiniz. Şurayı. Niçin orası bilmiyorum daha bilmiyorum. Niye suratı olmadı? Niye burası olduğunu bilmiyorum. Değil mi? Şurası ama ikide bir böyle yapıyor. İkide bir gözünü siliyor. Vay ya Rabbi ya. Hamdolsun nasip ettiğine hamdolsun şükürler olsun. Onu Asay Musa'yı verdik değil mi İngilizce? Verdik galiba abi. Asay Musa'yı. Almanca. Almanca mı verdik? Almanca mı verdik? Ama İngilizcesi daha şey analizler. İnsan, ne ya gidiyorum ya. İnsanın fıtratında, bak çocuk. Bekaya karşı şiddet bir aşk var. Gavur dahi olsa. Beka. Herkes istiyor. Sonsuzluk. Ölmek istemiyor. Dert istemiyor. Keder istemiyor. Değil mi Muhammed? Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka devam eder sonra sever. Yani bir insan onun baki gibi görmesi sevemez. Mesela Murat ben senin baki boyası vurmasam, tamam Metin, baki görmesem, baki dostluk, seni sevemem, sevilemez. Yani atlı iş değil, nasıl anlatacağım? Gördüğü her şeyi beka boyasını vurduktan sonra sevebiliyor, yoksa sevmiyormuş. Yani geçicidir diye o zaman mendil gibi oluyor. Mendile sevgimiz yok ki alakamız var. Her alaka sevgi değil ki. Bir de aşk var, bir de daha ilerisi şefkat var. Yani bakın bir şeyi, arabanı dayı, evini dayı, eşini dayı, işini dayı, BK boyası vurulunca seviyormuş. Yani ben böyle bir şey yapmıyorum diyebilirsiniz. Sizin alakası yok. Fıtrat böyle. Mesela çiçeği sen istediğin renkte olduğu için mi seviyorsun yoksa olduğu için seviyorsun da yani sen öyle arzu ettiğin için boyanmamış. Yani insanın fıtratı pat diye hemen oraya bir boya vuruyor. BK boyası. Ondan sonra seviyor. Ne vakit zevalini düşünsen bu yok bu ölecek. Et ve kemiktendir. Bak aşağıdaki adam. Et ve kemiktendir. Yani insanın et ve kemik yığını diye düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Derinden derine feryat eder. Et ve kemik olarak düşünse, fani dese, zevalini düşünse, bu nasıl geçici. Adam daha sevgilisi yanında ayrılabilir ihtimaliyle ayrılık şarkıları yapıyor. Yaktın beni, küllettin, şey yaptın, köfte ettin, viran ettin. Daha bir şey yok benim yanımda ben senin. Yanında bir şey yok ki. Ayrılmadım. Acayip bir şey ya. Peki bu nereden geliyor abi? Mesela
ona sahip olduğu halde yani bu dünyada hedefine ulaşmış ama sanki ulaşmamış gibi. Aynen. Mesela araba istiyordu. 10 sene verdi jipe. Arabayla geçiyor. Hala o beka arzusu yani o isteğin hedefi bitmiyor. Bindin lan içeriye işte. O sevgi bitmesi lazım. Tam tersi. Bu sefer daha şiddetleniyor. Mercedes'e biniyor. O araba arzusu tatmin olmuyor. Ya Mercedes'in içindeyim. Benim tamam arzusat var. Yani varlığa karşı, bekaya karşı aşk sönmüyor. Tam tersine oluyor. Arabaya bir biniyor. Ulan daha biter. Lan bunu biliyorduk ya. Benim isteğim zaten bunu zannediyordum. Elime geçti. O arzu bitmedi. Ama elime geçmeden herhalde arzum şu Mercedes'tir diyorsun. Bir derece seni oyalıyor. Bindin içeriye ruhsat da senin. O varlığa karşı, bekaya karşı özlem duyduğun şeyi eline geçiyor. Gene sönmüyor. Demek ki başka bir şey sistem çalışıyor. Cenneti koyuyorlar. Gene o şey ateş yandı, sönmüyor. Bana seni gerek seni diyor. Yani cennetten üstündür aşkı beka. Yani cennette beka. Cennete girdik ama gitti, kayboldu. 60 sene, 3 sene. Cennetten üstündür cennetteki beka. Ondan üstündür rıza ile. Burada aşkı beka, baki hakikiye vermediği için diyor, birinci nüktede. Evet. Vermediği için birinci nüktede. O baki faniye verdiğin zaman ya baki entel baki iki defa deniliyor ya. Ya baki entel baki, ya baki entel baki. Birincisi ya baki entel baki. Yani ya Rabbi senden başka baki yok. Yani hepsi masuva fanidir. Yani baki olmadığı için sevilmeye layık değildir. Mevcudatı fanilik damgasını gördü. Fani gördü. Attı kalbinden. Ama bir boşluk var. Bir derece dünyayla uyanıyordu. Bu sefer ikinci ya baki entel baki ile birinci ile mevcudatı ortadan kaldırmaktan gelen boşluğu dolduran bir hakikat. İkisi de aynı kelam, manası dağlar kadar fark. Bak, ya baki entel baki, ya baki entel baki, ya baki entel baki, ya baki entel baki. İkisi de aynı. Ya baki entel baki, ya baki entel baki. İkisi de aynı. Ama manasını söyleyeyim birincisini. Ya baki entel baki, ya Rabbi senden başka baki yok. Hepsi fani. Şu mevcudat fani. Niye? Doyurmuyor beni. Doyurmuyor. Mevcudatın üzerinde fanilik damgasını görüyor. Hiçbirisi bana layık değil. Atmasına sebep. Ya bakın. Attım. Boşlukta kaldım. Neyle dolduracağım ben bunu şimdi? İkincisi geliyor. Ya baki entel baki. Baki sensin demeyle bu boşluk doluyor. Hocam bazen insanın her şeyi olduğu halde bazen sıkıntı basıyor. Acaba bununla alakası olabilir mi? Tabii yani olmuyor. Psikolojik. Ruhsal. İstemiyor artık hani diyeyim ki dünyayı ya da daha hani bekayı mı istediği için öyle oluyor acaba? Tabii. Yani öyle anlarda olabilir mi yani? Evet. Yani herkes de olmaz. Mesela ehli intiba için doğrudur. Ama ehli dünya için yani dünya lanet olsun çok şiddetli istedi. Lan o bürokrasi getirdiler, o arabanın lastiği patladı, bir şey çizdiler, lanet olası diyor. Bu dünya perestlikten geliyor, baki perestlikten gelmiyor. Eline geçmediği için, lanet olsun diyor. Ötekisi ise mevcudatta faniliği görüyor, bakiyi fark ediyor. Hayır. Atıveriyor. Ver abi. Mevlana'nın iki tane sözü var abi, çok güzel. Evet. Bununla ilgili okuyabilir miyim? Sev seni seveni dağlarda çoban olsa, sevme seni sevmeyeni Mısır'da sultan olsa. Ya. Bir de seni seveni zehir olsa yut, seni sevmeyeni bal olsa da unut. Ya. Doğru demiş. Birinci bakiyle attıktan sonra ikinci bakiyi hani otomatik olarak kendisi mi geliyor? Otomatik. Senin anlamı mesela. Sistem yani. Tam sistem böyle çalışıyor. Mesela bak gözümü açtım ben görmek istediğimden değil. Zaten görüyor göz. Kulağım şimdi ben istediğimden değil sesi duyuyor. Yani sistem öyle çalışıyor.
Yani insan mevcudatı bakilik boyası vurmasa sevemez. Baki zannediyor. Şöyle diyeyim. Sistem çalışmayan. Rüyadayken rüyada olduğunu hatırlıyor musun? Yok. Sistem böyle çalışıyordu onda. Aynen öyle. Sistem. Ama uyanınca ha Allah Allah ya rüyadaymışız. Şimdi anladım. Hani sistem böyle çalışıyor. Mesela sen ıslanmak istemediğinden veya istediğinden mi suya girince ıslanıyorsun? Yok, sistem böyle çalışıyor, ıslatır seni. Sistem böyle çalışıyor. Sen insanın fıtratına, kendisine bağlı değil, kafir de dahil. Baki görmese sevemez. Onun bakilik duygusu maddeye verdiği için maddeye tapınıyor, ilah oluyor. Yanlış şey dolduruyor yani. Boşluğunu. Öyle zannediyor ama eline geçiyor, geçince de elinde durmuyor, kaybolup gidiyor. E güzelse çirkinleşiyor, gençse yaşlanıyor, sağlıksa hastalanıyor, ya ölüyor. Baklava yemişse tuvaleti takmış arkasına. Güzelliğine güvenme demiş, bir sivilce yok eder. Sağlığına güvenme, bir mikrop yok eder. Tamam. E, lezzete, baklavaya güvenme, tuvaleti arkasına takmış demiş. Yani hemen. Yani baklavanın arkasına bunu takılır mı? Hayatın arkasına ölümü takmış. E ne? Neyle tatmin olacaksın ki? Ne var ki? Seni tatmin edecek hiçbir şey yok ki. Ha Allah adına olursa değiyor. Mesela şöyle diyeyim Murat. Sen Yahudi değil mi şirketin sahibi? Orada. Yahudi. Şimdi sen kaç saat çalışıyorsun kardeşim? 8 saat. 8 saat. Böbreğini veriyorsun kiraya. Dalağını, mideni, ayağını, gözünü, kulağını, duygularını, ruhunu 8 saat Yahudi'ye kiraya vermiyor musun? Buna mukabil para alıyorsun. Organı 8 saat çalıştırıyorsun adama. Kiralık araba gibi. Onun adına böbreğini çalıştırıyorsun. 8 saat. Peki değer mi? Değmez. Değmez. Çünkü aldığına bak, yani böbreğini parayla satıyorsun. Kafanı sat. Değmez. Bunun için. Ama namaz kılarsan, çalışman, meşru iş ise, helal. O zaman ibadet oluyor, değiyor. Namaz kılarsa. Namaz kılmazsan, istesen Kabe'yi temizle, hiçbir şey yok. Namaz kılsan, tuvalete gitsen bile ibadettir. Uykun da ibadettir. Kuş sesi mi geliyor? Yok. Yangın alarmı. He? Eli bitmiş abi. Yangın alarmı. Çık çık çık. Şimdi demek ki, hayatımızdan daha kıymetli neyimiz var? Hiçbir şey yok. Hayat, o zaman hayattan daha üstün bir gaye hayata göstersen bu hayat yaşamaya değer ve canlı olur. Bu sefer artık takıntılar, sıkıntılar, psikoloji takıldı, geldi, gitti. Bunlar sorun olmaz. Ama hayatın seviyesine bir hayatına gaye koyarsan, hele hele hayatına değmeyecek, hayatını karşılamayacak aşağıya doğru bir hayatına gaye koyarsan, bu hayat çekilmez. Yaşanmaz. İşte psikoloji sorunu olanlar hayatına, hayatından daha değersiz şeyleri gaye edinmelerinden kaynaklanıyor. Hayatlarından daha basit şeyler hayatına gaye yaparsan değmiyor. Değmiyor. Basit mesela. Giyimiyle içsel huzuru kazanacağını zannediyor. Lüks giymek, lüks arabaya binmek, lokantalarda yemek. Yani şey, lüks lokanta. Yani desinler gibi yapmak. Bu bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Rastgele yapılmaz. Nedir peki bu? Ruhsal bir sıkıntıyı bastırmaktır bu. Bastırmak içindir. Anladın mı demek istediğimi? Anladın değil mi? Niçin dediğimi anladın mı? Lüks giymek, lüks binmek, lüks şeyler yapmak, desinler yapmak, bu ruhtaki korkunç kaosu bastırmaktır böyle, tıpamak. Yani çıkan korkunç sıcaklığı tıpayla tıkamak. Ama nereye kadar? Mümkün değil. Bütün fıraklardan gelen feryatlar, aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Bütün şarkı, türküler, müzikler var ya, şiirler. Yaktın beni, pişirdin, köfte ettin, virane ettin, tamam mı? Bunlar hep firaktan geliyor. Firaktan gelen feryatlar. Firak nedir? Ayrılık. Ayrılıktan gelen feryatlar
aşk-ı bekada gelen ağlamalardır. Aşk-ı beka. Ya kardeş ne demek biliyor musun? Aşk-ı beka var ya, beka istiyor. Onun hedefine koyamadı hayatına. Ayşe'ye, Fatma'ya, Hasan'a, Hüseyin'e takıntı yapıp ağlıyor. Mahvettin, pişirdin, yok ettin, köfte ettin, virane ettin. He bu. Niçin ağlıyor? Aşk-ı beka odur ama o bekaisini kaşıya vermiş. Burada zannetmiş. Ondan yanıyor. Ona delil de şu bak. Ben seni seviyorum diyor. Karşıki taraf diyor ki ben seni sevmiyorum. İntihar ediyor. Niçin intihar ediyor biliyor musunuz? Ben seni seviyorum derken aslında sevmekten daha ciddi ihtiyaçtır sevilmek. Sevmeyi veriyorum ki sevileyim. Sevilmediğini bildiğin zaman sende korkunç bir adem elimi olur. Adem. Ben seni sevmiyorum dedi karşıdaki. Sende korkunç bir elem değil. Adem oluyor. Bu korkunç alemi, Adem'i yani sıkıntıyı çözmek çaresi de intihar zannediyor. Ben seni sevmiyorum deyince intihar ediyor. İntihar çare ise ya o dert nedir? Bir daha. Ben seni seviyorum derken ta ki de ki ben de seni seviyorum. Ben seni seviyorum dediği halde o ben seni sevmiyorum deyince intihar ediyor. İntihar nedir? Seçenek ve çıkış yolu. Eğer intihar yeri intihar çıkış yoluysa ona göre o intihara sebep veren o sıkıntının kıymet derecesini anlayın. Demek ki ben seni sevmiyorumdan gelen elem intihar halt etmiş. Onun için bu fırtınaya tahammül edemediğinden kaçıştır intihar. Yani sevilmek ne kadar şiddetli ihtiyaçtır anlıyor musunuz? Onun için bu asrın en büyük vebası, belası, vebası, salgın hastalığı en büyük sevgisizlik. Sevmemek, kucaklamamak, affetmemek. Ya tamam böyle. İçine almamak, kalbini yer açmamak. İnsan hele bilsen ki Allah beni seviyor. Ne kadar sevinirdin değil mi? Allah seni sevdiğine delil nedir biliyor musunuz? İster misiniz Allah seni sevip sevmediğini bilmek? İyi o zaman. Allah sizi seviyor mu sevmiyor mu? Hepiniz için iç yapıyor. Laboratuvar tahlil yapacağız. Allah sizi seviyor mu sevmiyor mu? Bak. Size soruyorum. Sen en çok sevdiğini iyi dinliyor musunuz? Tamam. Buradan şuraya kadar hepinize söyleyeyim. Sen en çok sevdiğini hiç sevmediğin kişiye verir misin? Her Selahattin abi. İsmail verir misin? Vermem. En çok sevdiğimi hiç sevmediğime vermem. Tamam. Burada tamam mıyız? Allah'ın en çok sevdiği nedir? İmandır. Allah'ın en çok sevdiği amelden de önce iman. Öyle mi? Allah en çok sevdiği imanı hiç sevmediği kafire vermiyor. Sana vermiş. O zaman seni seviyor. Kalbine yerleştirmiş diyor. Evet. Cüz-i iradenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Bak, Allah kullarından en çok istediği imandır. Halis iman, ihlastır. Allah'ın en çok sevdiği imanı sana vermiş. Demek ki en çok sevdiği şeyi sana veriyorsa seni en çok seviyor. Anladın mı? Hı. Ne kadar hoş değil mi? Yani bunu belki bu gecenin yarısında yorgunluktan fazla o heyecanı anlamadınız ama o panik atak, o hastanelerde ve ihtiyar ve kanser, ölüm anında ne demek olduğunu anlarsınız. İmanın ne kadar kıymetli olduğunu. Yani şöyle bir şey abi, bir kadına olan ihtiyacından ondan sevmek değil bekliyor. Sadece bir ihtiyaç o da. Evet, bir ihtiyaç.
Allah ise sevdiğini söylemekle bütün ihtiyacın karşılığı onda. Ya. Yani insan bunun şuuruna varsadı her şey bitiyor zaten. İşte bitiyor. Evet arkadaşlar, bütün dertlerimizin dermanı imanımızı artırmaktır. İman nurdur, kuvvettir, güçtür, enerjidir, pozitiftir. Eğer tevehüm-ü beka olmasa muhabbet edemez. Yani sevdiği ehli dünya, zındık, kafir, Müslüman vesaire, karşıdakini tevehüm-ü beka görmese, yani bakidir zannetmesi sevemez. Hani sistem çalışıyor, senin düşünceyle alakası yok. Nasıl ki rüyadayken sistem çalışıyor, senin rüyada olduğunu bilmiyorsun. Ama bilmemen önemli değil. Sistem öyle çalışıyor. Şu anda sen biliyor musun böbrek çalıştığı nasıl, kaç tane pompa attı, neler süzüyor, kaç tane süzgeç var? Yok. Sistem öyle çalışıyor. Seni bilip bilmemen değil. İşte insan da bir şeyi sevebilmesi için beka görmesi lazım. Onu bakiye dönüştürmesi lazım format. Abi Üstad 21. lemada diyor ki Rabıtay-ı Mevd diyor tuli emelin menşi olan tevehüm ve bakiyeyi izale eder. Yani bu Rabıtay-ı Mevd'de bunun çözümü olmuş olur. Evet. Aynen. Bu sefer Rabıtay-ı Mevd yaptığın zaman sana aslını, arkasını gösteriyor. Ama Rabıtay-ı Mevd yapamazsan o esas oluyor. Bak. Çantadan ilaç çıkarttı, gördün mü? Psikolojik. İman arttıkça, yani iman nurdur, iman güçtür, iman kuvvettir. Tamam mı? Hayatınızdan daha değerli bir şeyiniz yoktur. İki defa tekrar ediyorum. Hayatınızdan daha değerli bir şeyiniz yok. Çünkü her şey bununla biliniyor. Hayatınızdan daha ulvi, daha hedef şey olursa hayat yaşamaya değer ve dolu dolu olur. Eğer hayatımızdan daha basit şeyler hayata gaye olursa ya bende yok canım bu sohbetin dışında. Sendeki sıkıntı derecesine göre hayatına gaye edilmiş fanililer. Ne kadar sıkıntın var? O kadar hayatında gayeler var. Ne? Hayatından daha basit şeyler. Eğer tevhüm-ü beka olmasa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki alim-i bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mahiyet insaniyedeki o şiddetli aşk-ı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzu-i beka ve beka için fıtri umumi duadır ki Baki Zülcelal o şiddet sarsılmaz fıtrı arzuyu o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi hat etmiş. Hatta ahiretin yaratılmasına hiçbir sebep olmasa bile. Allah sırf midenin ihtiyacını gidermek için dünyanın yüzündeki nimetlerle cevap vermiş. Sırf gözü memnun etmek için rengarenk, şekil ve renkleri yaratmış. Kulağı memnun etmek, dili vesaire. Tamam. Bu malzemeler, ruhun burada yaşaması için malzemedir. Göz, kulak, tamam. Hatta akıl, kalp. Bunlar alettir. Şimdi cennetin ve cehennemin yaratılmasına başka bir sebep olmasa bile insandaki aşk-ı beka ve insanın mahiyetindeki şiddetli aşk-ı beka, arzu-i beka, o arzu duadır. Sırf onu, arzusunu getirmek için cennet olması lazım. Burayı anladık mı? Bak, mahiyet insaniyedeki İnsan mahiyetindeki o şiddetli aşkı beka. Ya küçük bir renk göreyim. Aa, küçük bir balkona oturup da rüzgar alayım. Ya dilimi pomesten işte memnun edeyim. Tamam. Ya bir şey dinleyeyim. İçin Allah neler yaratmış. Yani bir komutan düşünün. Askerin düğmesini görüyor, eksikliğini yapıyor. Fakat ordunun ihtiyacını kale almıyor. Bir sade geçeyim sana değil mi? Bir neferin düğmesinin eksikliğini nazar alıyor. O düğme yapılması için fabrika kuruyor. Ama ordunun ciddi ihtiyaçlarını hiç kale almıyor. Böyle komutan olur mu? Olmaz. Allah gözün, burnun, dilin, elin, kulağın ihtiyacını gidermek için yaptığı sergiye bak. Peki
ruhun şiddetli aşk-ı beka ihtiyacını cevapsız bırakır mı? Gene usta şöyle bir misal veriyor. Diyor ki öyle bir göz düşün ki, öyle kulak düşün ki sivrisineğin sesini duyuyor, gök gürültüsünü duymuyor. Öyle bir göz düşünün ki diyor, mikrobu görüyor, dağı görür. Olmaz. Yani ahiretin yaratılmasına başka sebep bile olmasa insanın mahiyetindeki şiddet, aşk-ı bekadan dolayı gene yaratılması lazımdı. Peki abi hiçlik makamıyla ya bakiyen tabi baki nasıl birleştirebiliriz abi? Aşk-ı bekayı nasıl birleştirebiliriz abi? Bir de söyler misin? Hiç olmakla abi, hiçlik makamıyla. Ya baki entel baki nasıl birleştirebiliriz abi? Ha. Ya baki entel baki niçin diyor? İnsan hiçlikten kaçıyor. Mevcuta da bakıyor ki içeri gidiyor. Bozuluyor. Sönüyor, soluyor, kayboluyor, ölüyor. İnsana ihtar ediyor. Hepsi fani. Hiçliğe gidiyor. Bu sefer oradan feveran ediyor. Bu sefer yok mu yani, baki bir şey yok mu diyor. Mevcudatın faniliğini görünce hiçliğe gidiyor. Ona karşı direnmektir. İkinci ya baki entel baki. O kuyunun üstünü kapatıyor. Yalnız sen bakisin. Entel baki. Enente Allah. Ben sen. Ben fani. Sen bakisin. Senin bakinliğin bana yeter. Çünkü sen baki olunca bakiliğini bana verirsin. Yani mevcudatın faniliği görünüyor. Hiçte gidiyor mu? Zahirde. Adem'e gidiyor mu zahirde? Evet. İnsan buna karşı bir çare üretmesi lazım. O da nedir? Faniden bakiye isal edici, ulaştırıcı bir kanal açacak, bir yol açacak. Yani faniden bekaya gitmesi lazım. Ki yaşasın, yoksa ruh feveran ediyor. Ya bir sevgisizlikten dolayı intihar ediyor ya. Bugün bir saniyesi telefon ediyor. Ondan sonra ölmemiş elhamdülillah da. Annesi babası yok diye, ayrıldılar diye bugün. Dün mü ayrılmış? Bugün de ikinci kattan, üçüncü kattan, 13 yaşında çocuk atlamış. Allah'tan ölmemiş. Niye? Yani bir düşün, bir de o ana babayı sevdiği gibi Allah'ı sevse. Yani aşk-ı beka yani. Yani beni kim sevecek diyor. Sevgisiz. İşte mevcudatın bilmem oldu mu sorun acaba? Faniliğini görünce o kayboluyor, Adem'e gidiyor. Bu Adem'e gitti, hakikaten gidiyor. Bunu birisi dur demesi lazım. Bu Adem kuyusunu örtmesi lazım. Onu örten de ya bak yeter bakidir. Ya o örtüyor. Fatır-ı Kerim, Fatır, mesela Kerim anlatayım. İkram ettiğini geri almayan Allah. Ne ikram etti iş? Fatır. Fatır ne demek? Zamansız, zeminsiz, maddesiz, mekansız, mukayesesiz, taklitsiz, nümunesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, ilk ve son yapan. Ve bunları yapan geri almıyor. Kerim. Böyle Fatır-ı Kerim, Halik-ı Rahim. Niye Halik-ı Rahim dedi? Bak bundan sonra şey yap. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Ve Rahim. Rahman, kafir mümin fark etmeden rızkını maddi ve manevi doyuran. Rahman. Bismillahirrahmanirrahim'deki ilk ismi. Rahman. Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ilk. Sonra Rahim. Ha, kafir mümin fark etmeden ruhunun, bedeninin ihtiyacını veren Allah. Rahman. Rahim ise yalnız kendisine iman edenlere iman ettiği yerle besleyen. Mesela ahirete iman etti. Ahirette ruh besleniyor. Allah'a iman etti. Allah'tan nur geliyor. İman besliyor. Meleklere iman etti. İlhamlar yağıyor. Koruyor onu. Onunla besliyor. Peygamber'e iman etti. Sahipsiz, kimsesiz, neyi, ne yapacağını, nerede, ne olduğunu bilmiyor. Rehber. Rehber. Bu insana rehber oluyor. Yani İman etmek ahirette yaramıyor. Burada yarayacak. Ahirete iman et. Zaten ahirette. Melekleri iman et. Zaten hesap kusuruyor. Arkadaş olmuşsun. Ya metuble serail. Ne iman gaybadır, ne gaybı. Zaten şuhut ol.
İman, peki imanın karı nedir burada? Çok var da iman, iman etmek, iman ettiğin şeyle yerli beslenmektir. Çocuk anasını emer gibi insan Allah'ı emiyor, tövbe yani. Yani feyiz alıyor. Allah'a imanla doluyor. O da iman. İşte Fatır-ı Kerim anlattım. Halik-ı Rahim anlattım. Küçük midenin cüz'i arzusunu ve muvakkat geçici bir beka için lisan hal ile duasını hadsiz envai matumatı lezi lezaiziyenin icadıyla kabul etsin de. Biraz önce anlattım, okuduğum için biliyordum. Yani midenin beka arzusu var. Gıda istiyor. Değil mi? Yemek istiyor. Bu midenin daha istemeden isteyeceğini fıtraten bilen Allah midenin ihtiyacı için envai çeşit nimetlerle cevap vermiş. Armut vermiş, şeftali vermiş, buğday vermiş, balık vermiş, bir dana tavuk vermiş. Ulan kaç seneden beri tavuk yapıyorsun tavuk işi? 20 sene. 20. Ulan bugün gene tavuk yiyor. Anladım. Dedim ki ulan tavuktan bıkmadım. Abi çok lezzetli ya. Ulan hadi yemedi. Millete ömrüm bülle tavuk sattın ha. Ya nasıl bıkmadın, hayret ediyorum. Hem de ilk defa yiyormuşum bir yoruma. Deli olacağım ya. Hem de ilk defa 20 seneden beri insana pişmiş tavuk satıyor. Yediriyor. Bugün masaya oturmuş, acayip yiyor, gördüm arkasından. Ulan dedim sen tavukçu değil misin? Bıkmadın mı ya? Bir de bize Karadeniz'de diyor, ona balıktan bıkmadın mı? Adam tavuktan bıkmamış. Biz de birbirimizden bıkmayacağız. İman. İmandan da bıkmayacağız. Ha ne dedi bir de? Orada dedi geçici mi olacak dedi sen o yoktun kadın. Ya dedi 94 yaşında ölürken dedi çok korktum gelini aşağıda. Yani ben diyor sure okuyorum ama bu dedi iman etmemiş Katolik dedi. Ulan Fatih okuyorum dedi, yani acaba şey yapar mı, dua okuyorum, günaha girdi mi girmedi mi içimde dedim. Ya Rabbi iman nasip etti ya diyormuş. Bak kurtarmaya çalış. Kurtar, iman iman. Ama Allah devamında. Ben de dedim ki. Duygulandım abi. Çok duygulandım. 94 yaşında Amerikalı adamı, Katolik. Son anında bir hafta, ölüm anında süreler okumuş. Acaba bu Katolik'e göre ben süre okuyunca günaha girdim mi dedi. Ben ne dedim biliyor musun? Misal verdim. Dedim ki, üst katta radyo istasyonu olsa, yayın yapsa, alt kattaki adam açmasa duyar mı dedim sesi? Duymazdı. Peki, üst kattaki yayını Avustralya'da birisi radyo açsa duyar mı? Duyar. Ha, sen ne okursan oku, onun radyosu açıksa duyar. Radyosu açık değilse ne dersen de duymaz. Onun için kabirde de veriyorsun. Esselamu aleyküm ya alel kubur ve aleyküm selam ya ehli dünya. Bu ya Rab burada yatan ehli imanın ruhuna diyorsun Müslümanın. Ama içinde kafir de var. Hristiyan da var. Ona gider mi Fatiha? Gitmez. Niye gitmez? Radyosu kapalı. Radyo kapalı. Hemen radyoya yan yapıyorsun. Adamın radyosu açık değil, komşu. Duyar mı Muhammed? Duymaz. Ama radyosu açık olan Amerika'dan duymaz mı buradaki yayını? Duyar. Ha, yakınlık, uzaklık önemli değil. Ahizen açık mı? Ruh radyonu açık mı, kapalı mı? Dedim, anlatım dedi. Sen korkma dedim. Giderse gitmiştir, gitmemişse gitmemiştir. Dünyada açıksa radyosu almıştır. Evet. Şimdi... Lisanı hal ile midenin 2,5 litredir. Bunu memnun etmek için bitiyor ders. Küle-i arzına cevap veriyor. Kabul etsin de midenin bu ihtiyacını da böyle cevap yetsin, yaratsın bu nimetleri. Umum nevi beşerin pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu, yani bütün beşeriyetin en büyük isteği ve külli ve daimi ve haklı ve hakikatlı, kalli, halli, bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesi. Yani midenin, gözün, burunun, kulağın sesini duysun ihtiyaç, lisanını. Buna cevap versin ama ruhun, kalbin, beka arzusunu duymasın. Hem de genel. Haşa, 100.000 defa haşa, kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihette yakışmaz.
Madem insan bekaya aşıktır, cümleye bak. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı lezzettir bekaya tabidir. Çünkü baki gördüğü için kızı, ben de seni seviyorum demek kızın ağzı değil o. Ben de seni seviyorum demek istediği bekadan verilen cevap olacaktı. O bekadan ben seni sevmiyorum gelmesi Adem oluyor. Adem'i elem aldığı için intiharla cevap veriyor. Bak bir de okuyorum. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka, Baki Zülcelal'a mahsustur. Ve madem Baki'nin esması Baki'dir. Ve madem Baki'nin ayneleri, Baki'nin rengini hükmünü alır. Ve bir nevi bekaya mazar olur. Elbette insana en lazım iş. Bak, elbette insana en lazım iş. En mühim vazife nedir? En mühim iş, en mühim vazife o bakiye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Madem biz insan, elbette insana en lazım iş, en mühim vazife nedir? O bakiye, o baki Zülcelal'e Allah'a karşı alaka peyda etmek. Yani Allah ile aramız iyi olması lazım. Allah ile, hani Karadeniz'den bir lafı var. Ahmet, bir Lazların bir lafı var bak. Duyuyor musun kardeş? Diyor ki, eskiden yol yoktu. Köyden köye, köyden köye yaya geçiliyordu dağdan. O zaman, tabii yağmur da çok ya. Giderlerken yağmur gelince ağacın altına sığınıyorlardı. Kastamonu da öyle ya. Değil mi? Şimdi Lazlar der ki, bak iyi günde diyor, ağacın altını pisleme, yağmurlu günde sana lazım olur. Ha, biz de diyoruz ki bak, bugünlerde iyi sıhhatliyken, cebinde para varken, sağlığın sıhhatin varken, Allah ile aran iyi olsun. Bakarsın sağlığın gider, bakarsın fakir olursun, bakarsın sağlığını kaybeder, belki ölürsün, ölmezsin ama eğer ölüm vaki olursa bu Allah'a ihtiyacın olur. O şeyin dediğim gibi. Gemi batacak Ahmet, Çaylı'da, Rize'de, Laz bu. Ukrayna tarafında gemisi batacak, fırtınaya tutulmuş. Olmuş ha, Laz hikayesi değil, ben yaşadım. Tam o fırtınada, ya Rabbi bizi kurtar, büyük bir hayvan kurban edeceğim demiş. Vaat etmiş, bütün tayfada duymuş. Ya Rabbi büyük bir hayvan kaçalım. Allah çıkarttı hakikaten hop. Ondan sonra Çaylı'na gelince hani dalgalar tamam normala düştü. Ya Rabbi bir koyun keseceğiz inşallah dedi. İnsanın o tayfası anlatıyor. Sonra limana girdi. Ya sadaka bu insanlara, sadaka Allah'ın izniyle sadaka dağıtacağız. İlk önce o küs, sonra koyuna indi. Limana girince sadakaya döndü. Ondan sonra tabii vicdan ya, Müslüman limanı var. Ona olur mu olmaz mı? Tamam şimdi bunlarla kalıp bir şey anlatacağım. Neyse cami hocasına gitti, yeni camiye. O da beni tanıyor, bitişiyiz dershane. Dedi ki, ya demiş şurada medresi var son katta, ben sana acaba ona sor demiş. Bu derin iş demiş. O acaba sadakaya dönüşür mü o Kürt parası? Bir gün önce o küsü geçiştirecek, tamam mı? O dönüştürme, değiştirme diyor. Doları marka, marka Türk parasını çeviren odur dedi. O çevirebilir. Tavuk adında dedi. Tamam. Tavuk da değil ha, sadaka. Verecek 1-2 lira, tamam. Sadaka. Ahmet geldi. Tayfesi bir şey de var. O olur falan. Hocam bir şey diyeceğim sana dedi. De bakalım. Ya dedi böyle bir şey oldu dedi. O küs dedik ama dedi. Sır dedi. Sonra yani daha liman karaya basmadık mantığına göre. Karaya basmayınca değiştiriliyormuş. Ya dedi deniz normale gelince koyuna değiştirdik. Limana girince sadakaya. Hocam sadaka yapsak olmaz mı dedi. Ben dedim ki olur. Olur ama bir şartla. Eğer bir de bu Allah'a ihtiyacın olmayacaksa yap. Ya hocam biz onu demek istemedik. Zaten keseceğiz de yani nasıl yapacağımız. Aynen aynen. Ha, şimdi bak kardeşim cebinde para varken, sağlığın iyiyken tamam da bu Allah ile aran iyi olsun. Bakarsın lazım olur mu Allah sana. Tamam. Sonra inimin iminlersin. O zaman o bakiye karşı alaka peyda etmek esmasına yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey
bir nevi bekaya mazar olur. İşte o ikinci ya baki enten baki cümlesi bu hakikat ifade ediyor. Bir yarım saatten beri, 45 dakikadan beri konuştuğum cümle, yani manalar, ikinci ya baki enten baki, birinci ya baki enten baki, ikinci içindi. Ya baki entel baki, ya baki entel baki, Allah Allah. İkinci ya baki entel baki'nin manasını okuduk ama lafız aynı. İçi farklı. Neye benziyor Türkçe'de? Yemek yemek. Yemek yemek, ikisi de aynı. Yemek yemek. Yani yemeği kendisini içeriye sokmak mı? Hangisi? İkisi de aynı. Mesela gel 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 gel. Hepsi de aynı, gel. Ama birincisi gel. Adam gibi de gel. Gel. Üçüncüsü, lan güvenmiyor musun bana ya? Geçsene ya. Gel. O şey yapması, gel diye bağırması, olan diye hakaret ediyor. Yani, tamam mı? Kelime aynı. Veya göle taş atıyorsun. Geniş, 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 geniş. Kelime aynı. Mana farklı. Tuğla. Çeşitli örnekte veriyorum ki kafamıza otursun. Tuğla aynı şey, merdiven aynı. Merdiven, merdiven, merdiven. Ama 10. kata çıkıyoruz. Tuğla aynı. Koy, 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 bina oluyor. İşte ya baki entel baki aynı. Ya baki entel baki bunlar. Ama manası farklı. İkinci ya baki entel baki'yi okuduk. Cümlesi bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber, yani fani mevcudatın faniliğini görüyor, kayboluyor, ölüyor. Bak kaç yaşındaki çocuğu ölmüş. Bunu gidiyor, kayboluyor. Lan hiçbir şey yok mu ya? Lan hepsi fani. Boşluğa düştüm. İkinci ya baki geliyor ki, diyor ki insanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki gayet şiddetli arzuyu bekayı onunla tatmin ediyor. Arkadaşım, bu belki bize şaka geliyor ama o intihar eden aşıklar var ya, ikinci ya baki entel baki bulamadıkları için o kızı sevmekten veya binaya, apartmana, fabrikaya taptı, iflas edince intihar ediyor. Niye? Fabrika hayatında daha değerliydi ki intihar ediyor. İşte o ben seni sevmiyorum demekten gelen, ben seni sevmiyorum den hasıl olan bir kuyu var. Bu kuyu benim tespitim Adem'dir. Cehennem değildir. Adem'den teşavvup etmiş bir kol. Psikolojik hastalıklar, buram, bunalım, panik, panik atak, bunlar ve ben seni seviyorum, ben de seni sevmiyorum demekten o gelen o korkunç şeyler Adem'in yapısıdır. O kadar acayip murat azap çekiyor ki intihar onun çaresi zannediliyor. Çare buysa o nedir? İşte bunun çaresi aslında nedir biliyor musun? Ya baki entel baki, ya baki entel baki, ya baki entel baki. İkinci, ya baki entel baki. Peki, geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Biraz böyle duygularıma böyle duygusal şey yaptıksa böyle kusura bakmayın. Amerika'da biraz şey yaptığı için beni yani bayağı etkiledi yani. O dükkanda böyle değildik böyle. Ama evet, çok etkilendi ben. O hanımını gördün mü? Hanımını. O daha acayip. Fark ettin mi? Sen dikkat edin. Şöyle ağlayalım. Bilmiyorum. Yani acayip. Elhamdülillah. Sana şükürler olsun. Vahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selamat.